Değerli izleyenler, yine bir programda sizlerle beraberiz efendim. Bu seferki program durağımız Tekirdağ. Tekirdağ'da Önder Çiftçi'deyiz. Çok değerli Tarım Bakanımız Ekrem Pakdemirli'nin de katılımıyla gerçekleşen yeni binaları vesilesiyle sizleri bu programı gerçekleştirmeye çalışacağız. Efendim, Önder Çiftçi nedir? Kaç yılında kuruldu? Amaçları, hedefleri çok değerli başkanımız Sayın İmdat Güngör ile konuşacağız. Değerli başkanım, hoş geldiniz yayınımıza efendim. Hoş bulduk Adil Bey, sizler de hoş geldiniz. Yeni binamıza şeref verdiniz. Teşekkür ediyoruz, hayırlı olsun, kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Bu Önder Çiftçi'nin artık geldiği noktayı gösteren bir bina olmuş. Çalışmalarınızın büyüklüğünü ifade eden bir bina olmuş. İsterseniz önce bir Önder Çiftçi'yi değerli izleyicilerimize anlatalım. Önder Çiftçi Kooperatifi kaç yılında kuruldu? İşlevleriniz nelerdir? Neler yapıyorsunuz? Üye sayınız vesaire. Sizleri dinleyelim efendim. Önder Çiftçi 1987 yılında Türk-Alman hükümetlerinin ortak bir projesi olarak, Avrupa Birliği projesi olarak tarımdaki çiftçilerin özel ziraat mensubu olarak dünyada var olan yenilikleri, teknolojileri birinci elden ve en kısa sürede Türk çiftçisine ulaştırmak. Kuruluş amacı bu. 87 yılında işte pilot il olarak Tekirdağ seçildikten sonra 4 tane çalışma grubu olarak 4 ilçede kuruldu. Bunlar işte Tekirdağ Merkez, şimdi Süleymanpaşa olduğu Büyükşehir'den sonra, Muratlı, Çorlu ve Malkara'da. Burada bu proje 5 yıl sürdü. Almanlar Türkiye'den de birer tane ziraat mühendisi yetiştirerek çiftçilerimize yenilikleri, işte yeni tohum, yeni teknoloji, üretimi arttırma amaçlı 5 yıllık çalışma sonunda bu çalışma grupları Almanlar proje bittikten sonra bize devrettiğinde bizler bunları Önder Çiftçi Danışmanlık Dernekleri adı altında devam etmeye başladık. Tabi bu süreçte hem Tarım Bakanlığı'na yardımcı olmuş oluyorduk. Tarım Bakanlığı'nın sahada yetemediği yerlerde biz hızlı bir şekilde bilinçlendiğimiz için çevremizdeki, etrafımızdaki çiftçilerde örnek olmaya başlamıştık. Onun için adını Önder Çiftçi olarak perçinledik diyelim. İsmi Önder Çiftçi o vesileyle oldu. Sonrasında biz çiftçiler bilinçlendikçe, şey yaptıkça başladık kurumumuzda alternatif neler yapabiliriz? İşte hangi şeyleri yapabiliriz? Dedik ki bir tohum, biz tamam çiftçilik yapıyoruz ama iyi bir tohumumuz yok. Bir tane 89 yılında Önder Tohumculuk AŞ diye bir tohum şirketi kurduk. Buna o gün için 62 ortakla kurulmuş, için 80-90 ortağı oldu. Şirketimiz anonim, tohumculuğa devam ediyor. Sonra ARGE çalışmalarımızı başladıktan sonra ülkemizde en kışlık ürün, münavebeye katabileceğimiz ürün araştırırken kanolayı bulduk. Kanola bizim için şöyle diyeyim, Önder Çiftçi'nin yükselişini hızlandıran bir ürün oldu. Burada sözleşmeli üretim modeliyle hem ülkemizin yağ açığını kapatmak hem de münavebeye bir bitki daha katmaktı. Bununla birlikte bizim işte 96 yılında kurup çalıştırmadığımız, beklettiğimiz kooperatifimizi devreye sokarak hem sözleşmeli üretim yaparak ürün alıp pazarlamak hem de bu ortaklarımıza girdi teminini ucuza sağlama amaçlı 2001 yılında aktif faaliyete başlattık. Tabii kanola yükselince kooperatif de yetmez oldu. İşte 2008'lerde artık Trakya'nın dışına, işte Güney Marmara, İç Anadolu'ya kadar uzanan bir çiftçi portföyümüz oluşmaya başladı. Öyle olunca da bu sefer mecburen sinyal sahibi kooperatifin olan bir tane anonim şirket daha kurduk. Sarı Çiçek Tarım Ürünleri AŞ diye. Bu şirketimiz vasıtasıyla hem yurt içi hem yurt dışı ithalat, ihracat, işte sözleşmeli ürün ektirme işlerini yapıyorduk. Bunun dışında yine kooperatifimizle sahibi olduğu sigorta aracılık hizmetleri, Önder Çiftçi Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited şirketini kurduk. Onu kurmamızdaki amaç da şuydu, tarım sigortaları Türkiye'de pek tanınmıyordu. Bunu 90'lı yıllardan işte 2005'e kadar hep yağlı tohumlar, Ziraat Bankası, Tarım Kredi ve özelde kime yaptırsak diğer kurumumuz küsüyordu. Çünkü biz çiftçiler hepimiz bu saydığım kurumların da
aynı zamanda Orta Asya bankalardan iş yapan olduğumuz için dedik ki kimseyi küstürmeyelim. Bir tane de sigorta şirketi kurduk. Ve sigorta şirketimiz de şu anda senede herhalde bir 100 bin, 150 bin dekar minimum tarım olduktan sonra tarım diyelim. Tarım sigortası yapar duruma geldi. Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Onun sonunda işte geçtiğimiz yıllardır şey yaptığımız çalışmalarımızın meyvesini artık dedik ki bizler tamam bilimsel olarak doğru tarım yapıyoruz. Fakat bunu sofraya sunamıyoruz. Arkadaşlarla yönetim kuruluyla iki yıldır var olan çalışmalarımız sonunda bir tane de Önder Çiftçi Kooperatif Market diye bir market açtık gıda üzerine. Ama bu şarküteri gibi değil, şey gibi değil. Ağırlıklı olarak köy ürünlerinin satıldığı market. İnşallah onda da başarılı olacağımıza inanıyoruz. Yani Önder Çiftçi'nin özetlersek küçük geçmişi bu. Teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. İsterseniz değerli Bakanımız Ekrem Pakdemirli'nin de açılışını yapmış olduğu binamızın açılış detaylarını değerli izleyicilerimizle bir paylaşalım. Evet değerli izleyenler, Bakanımızın da iştirak etmiş olduğu Önder Çiftçi yeni binasının açılış detaylarıyla sizleri baş başa bırakıyoruz efendim. Merhaba. Sayın hoş geldiniz. Evet, Önder Çiftçilerimizin bugün bu binasına hizmeti almış olacağız. Önder Çiftçilerimiz bugün kökleri 35 seneye varan sahada çok güzel bir çalışma sürdürüyorlar. Bu çalışmanın adı eğitim. Eğitim, eğitim, eğitim. Biz de bakanlık olarak bu işle ilgili bir eğitim yayın daire başkanlığımız var. Ve her ilde ve her ilçede binlerce, on binlerce saat her yıl eğitim veriyoruz. Çiftçimizin her yıl eğitim almasında çok büyük fayda var. Sebebi şu, ister istemez gıdaya olan ihtiyacımız artacak. Nüfus artıyor. Hem dünyada hem ülkemizde. 100 milyonluk bir Türkiye'ye doğru gidiyoruz. Topraklar aynı. Su miktarları aynı. Hatta su miktarları da azalarak devam ediyor. Bizim bu şartlar altında birim alandan daha fazla üretim yapmaya ihtiyacımız var. O yüzden çiftçimiz dün olduğu gibi bugün de yarın da her konuda daha çok eğitimli olmalı. Çiftçimiz bu topraklarda on binlerce yıldır kadim bir şekilde üretimine devam ediyor. Çok büyük bir kültür var ama bu eğitime ve her gün kendimizi geliştirmeye engel değil. Bu anlamda Önder Çiftçilerimizin de bu konuda almış olduğu rolden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bugün sadece eğitim değil, aynı zamanda kooperatifleşerek güzel bir kooperatifleşme örneği de sergiliyorlar. 120 milyona varan cirolarıyla Önder Çiftçilerimiz gerçekten hem burada Tekirdağ'da örnekler hem de Türkiye'nin başka birçok iline de örnek oluyorlar ve örnek olmaya devam ediyorlar. Bu anlamda ben kendilerine teşekkür ediyorum. Bu tesisimizin de hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bizim makas kesmiyor. Evet değerli izleyenler, detayları da sizlere gösterdik. Sayın Bakan'ın da ifade ettiğimiz gibi katılımıyla güzel bir açılış olmuş. Tekrar hayırlı olsun Sayın Başkanım. İsterseniz yeni binamızı da değerli izleyicilerimize anlatalım. Neler var binada, kaç birim var? Arka tarafta büyük bir depoda yapmışsınız. Burada herhalde tohumlar değerlendiriliyor. İsterseniz binayı da bir tanıtın bize. Tabii ki Adil Bey. Binamız şöyle 1000 metrekare kapalı 8,5 metre yüksekliğinde bir depomuz var. Onun yanında yine 300 metrekare ilaç tohum koymak, gübre koymak için ilave depomuz var. Binamız 9
3 katlı 900 metrekare idari binanın altında tekrar 425 metrekare soğuk hava içinde soğuk hava deposu da bulunan yine ayrı bir depomuz var. Hem ürün saklamak hem işte soğuk havada saklanması gereken tohumlar, ilaçlar gibi ürünleri de binamızın altındaki depomuzda şey yapıyoruz. Toplam hesap edersek aşağı yukarı 2400 metrekarelik bir binamız var. Bu binanın içinde şöyle diyeyim, Önder Çiftçi Danışmanlık Derneği, kooperatif, Sarı Çiçek, sigorta şirketimiz, Kolze Birliği'miz bu 5 birimimizle burada hizmet vermekteyiz. Bunun yanı sıra bizim ısrarla teknolojiyi şey yaparak uydu sistemiyle tarla takip sistemi, tarla IO dediğimiz bizim gelecekte çok önem verdiğimiz bir hani danışmanlığımızı burada görselde tarlanın fotoğraflarına göre danışmanlık vermek, çiftçinin sorununu buradan görebilme adına ayrıca bir Ar-Ge birimi gibi diyeyim bir birimimiz var binamızın içinde. Seminer salonumuz, toplantı odalarımız, işte çalışma yeri için firmaların bazıları home office çalışan firma arkadaşlarımıza bir oda yaptık. Onlar gelip rahatlıkla çalışabilsinler diyerekten onlara bir oda ayırdık. Yani güzel bir bina yaptık diyebilirim. 34 yılın sonunda Önder Çiftçi ailesi olarak sıfırdan başlayarak hiçbir destek, hiçbir katkı almadan 34 yıl sonunda kendi yerimize kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz arkadaşlarımla birlikte. Bundan da çok mutluyuz. Evet, tebrik ediyoruz sizleri de. Zaten Önder Çiftçi ismi de zaten insana bir güven veriyor. Bölgenin önemli, yeniliğe açık, ufku açık üreticilerinin bir araya geldiği bir kooperatif. Kooperatif deyince de tabii Türkiye'de biraz algı kırılması söz konusu oldu. Ama henüz daha istenilen seviyede değil. İzmir'de bir kooperatifimiz var. Trakya bölgesinde siz burada ciddi faaliyet gösteren bir ekipsiniz. Kooperatifçilik ne olarak algılanmalı? Bu ülkenin üreticinin, köylünün, çiftçinin emeğinin karşılığı kooperatifle değerlendirilebilir mi? Kooperatifçiliğe nasıl bakmamız lazım İmdat Başkanım? Siz neler söylersiniz bu konuda? Şimdi Adil Bey, kooperatif denince gerçekten hani Türkiye'de kooperatifçiliği bizler bilmiyoruz. Kooperatifçilik Avrupa'da bizler gibi değil. Şimdi bizim farkımız bana göre şu diğer kooperatiflerden. Bizim bir sağ şeyimiz var. Çiftçinin sadece ürününü atıp alıp ilacı satmak, tohumu satmak değil. Önce ziraat mühendisi kardeşlerimiz kanalıyla hizmet verdiğimiz arkadaşların toprak yapısından ekebileceği en iyi ürün tipine kadar üretim planlaması yaparak sahada maksimum kazanç elde edebileceği bir yapıyla çiftçimize bu şekilde hizmet ettiğimiz için bana göre olması gereken kooperatifçilik böyle olması lazım. Sadece adamın malını alıp para kazanmak, ilacı satıp tohumu gübreyi satıp para kazanmak değil. O çiftçiyi bilinçlendirip çiftçiye alternatif ürünler sunarak ve ülke ihtiyacı olan ürünleri planlama yapıp ekerek bu şekilde bir kooperatiflik oluşması gerekir. İşte Tarım Bakanımıza da bugün sunduğumuz birkaç projemiz vardı. Bunlardan çok özet geçeyim. Bir kere alternatif ürün bazında aşağı yukarı 3-4 tane ürün üzerinde çalışıyoruz. Bunların bir tanesi acı bakla, bir tanesi dane sılajlık sorgum, işte tekrar ülke tohumculuğu için çok çok önemli olan kuraklık ve don test merkezimiz, üniversitemizde, tarım ilmi müdürlüğümüzde çalıştığımız, tekrar bir tane tarım akademisi, Tekirdağ'da üniversitenin içinde bir tarım akademisi kurmak, bunun yanı sıra döngülü tarım, bakanımız da bu konuda söz verdi. Bir tane pilot olarak Tekirdağ'da yapacağız. Bu Eskişehir Avrupa'da bakanımız bir tane yaptık biz dedi, benzerini dedi. Size de bir tane hibe etmeyi sözünü verdi. Döngülü tarımdan kastımız şu. Çöldeşen dünya şeyinde, ikliminde hem topraklarımızı biraz iyileştirmek hem de kış bitkilerine daha fazla önem vermek için özellikle baklagil konusunda işte köylerde hayvancılık yapan
çiftçilerin gübrelerini toplayarak fermente ederek hem o gübreyi yararlı hale getirip toprağa kazandırmak, hem de o projenin içinde üründe ana ürün acı baklı olacak. Ve bu acı baklayla birlikte de yem sanayine de kimyasalsız yem ham maddesi kazandırmak. Bunları sağ olsun bakanımız hepsine çok iyi, çok olumlu baktı. Destekleyeceğini söyledi. Kısmetse biz de projelerimizin takibi için bayram sonrası Ağustos ayında projelerimizi hazırlayıp bakanlığımıza sunacağız. Evet, bakanımız size bir müjde de verdi. Değerli izleyicilerimize onu da paylaşalım isterseniz. Neydi bu tabii müjde ki efendim? Zaten bakanımızın buraya davet etmemizin ana nedeni Kanola'ydı. Çünkü Kanola bu ülkenin yağ açını biz ne kadar ayçiçekle kapatsak desek de bu olmuyor. İç Anadolu'da kuru alanlarda suyu az olan bölgelerde yaz döneminde ayçiçek ekmek mantıklı değil. Çok su gerekli, ama kış bitkisi olduğu için Kanola'nın bir çıkış öncesi, bunu birkaç yıldır işte 7-8 tane ilde yapıyoruz. Allah kısmet ederse bu önümüzdeki yıl bir 10 ilde daha girmeyi hedefliyoruz. Bunda altyapı çalışmalarını yaptık. Tarım İl Müdürlüğümüzle birlikte 10 ilde. Tarım Bakanımız da bu projenin karşısında dedi ki eğer sözleşmeli ve sertifikalı tohum iken çiftçimiz olursa dedi %50 tohum desteği benden dedi. Ben de Sayın Bakanım siz %50'yi veriyorsunuz, %50'yi de önder çiftçi olarak biz veriyoruz. Bu ülkemizin yağ açığını kapatabilmek için 2 yıl eğer bu projeyi devam ettirirsek 3. yıl 500 bin ton ürünümüzü garanti ediyorum dedim. O konuda da bakanımız sağ olsun destekleyeceğini söyledi. İnşallah Ağustos ayında pilot olarak 100 bin dekarlık bir projeyle başlayacağız. Yani %50 Tarım Bakanlığı, %50 önder çiftçi tohuma destek tohuma veriliyor. Peki oldu da Trakya bölgesinde değil de başka bir bölgede, ya işte İmdat Bey biz de kanola ekelim Ege bölgesinde, böyle bir teklif geldi. Oraya da yardımcı olacak mısınız? Tabii ki Adil Bey. Zaten benim hani bu 10 il dediğimiz il Trakya'nın dışında olacak. Ben şimdi örnek olarak sayacak olsam işte Çanakkale, Bursa, Balıkesir, Aydın, Denizli, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Konya, Amasya gibi ilk etapta böyle 9-10 tane ille Tarım İl Müdürlüğümüzle birlikte yapacağımız protokolle bu 10 il en az 10 ilde 100 bin dekar hedefiyle ilk projemizi bu yıl kısmetse başlatacağız. Bu Trakya'daki iller bunun içinde yok zaten. Bu 3 il yok. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ yok. Peki önder çiftçi olarak buna hazır mısınız? Oldu ki Kanola'da da çok tohum talebi oldu. Adil Bey biz buna hazırız. Biz daha önceleri Aspir'de de ciddi anlamda şey yaptık. Kanola'da da biz diyebilirim Adana'dan, Konya'sından işte birçok bölgede bunun çalışmalarını yaptık. Iğdır'a kadar. Iğdır'da bile biz kanola ektirdik. Burada isim vermek gerekirse Ünal Aysal'a bir proje yapmıştık. Iğdır'da 1800 dekar kanola ektirdik ve iyi bakanlar 400 kiloya kadar kanola biçti. Hatta bunu biz Kıbrıs'ta bile denedik. Kıbrıs'ta da bir yıl kanola ektirdik. Fakat oradan buraya, orada yağ fabrikası olmadığı için kanolayı oradan buraya Türkiye'ye taşımak zor olduğu için vazgeçtik bu projeden. Evet, acı bakla konusunu da değerli izleyicilerimize paylaşalım. Acı bakların özelliği nedir? Yem bitkisi Türkiye'de çok su isteyen genelde ürünler ekiliyor. Sürekli sulama gerekiyor. Şimdi acı bakla Adil Bey gerçekten ülkemizin hızla girmesi gereken bir ürün. Çünkü tarlalarımızı hem ıslah etme amaçlı bir baklagil girmesi lazımdı. Bunu yıllardır işte bezelye var tamam, fi var tamam, ama bunlar hepsi yeşile biçildiği için yem sanayine bir faydası yoktu. Türkiye yaklaşık 4 milyon ton soya ithal ediyor. Soya alternatif, soya kadar demeyelim ama soya yakın değerleri olan, gene proteini yüksek bir yem bitkisi olduğu için hem yem sanayimize büyük bir katkısı olacak, hem de ülke topraklarına şey yapacağı için acı bakla bizim şu anda 5 yıllık hedefimizde hani milyon dekara çıkarabilmek. Bununla ilgili gene üniversitemizde ciddi çalışmalarımız var. İnşallah bunu da sokarsak hem topraklarımızı bir nebze olsun münavebeyle baklagil sokmuş olacağız, hem de yem sanayimizin ihtiyacı olan ham madde açını bir nebze olsun telafi etmiş olacağız. Yetiştirmesi zor mu acaba bakların başarı?
Yetiştirmesi zor değil. Sadece bizim her zaman söylediğimiz şu var. Şimdi kanolda da aynı şey geçerli. Acı baklada da. Suyla falan çok fazla işi yok. Kış bitkisi o da. Hı hı. Ama burada teknik bilgi şart. Bakın kanolanın başarılı olamamasının ülkemizde ana nedeni teknik danışmanlık almadan ezbere yapılan hani buğday ayçiçek tarımı gibi yapılan çalışmalardan kaynaklı olumsuzluklar oluyor. Ama bizim yıllardır eğer mühendislerimizin programını uygulayan herkes başarılı olmuştur. Acıbakla'da da hedefimiz 5 yıl kontrolümüz altında tutmak, bilinçli ürettirmek. Çünkü daha yeni doğmuş bir bebeği öldürmek istemiyoruz. O yüzden de kontrollü gitmek istiyoruz. Evet, bu bölgede de çalışmalarınız başladı, devam ediyor. 3 yıldır çalışmalarımız devam ediyor. Hatta Tarım Bakanlığımızın gene onay verdiği 1000 dekarlık bir pilot projemiz var. Tekirdağ'ın 9 ilçesinde bu projeyi şey yapacağız. Fakat geçen gün bakanımızla şey yaptıktan sonra bakan bu projeyi büyütebiliriz dedi. Biz de Tarım İl Müdürlüğümüzle yaptığımız konuşmada bunu 1000 dekarı belki 2000 dekarı çıkartmayı hedefliyoruz. Hani sadece Tekirdağ değil Edirne ve Kırklareli'yi de katmayı hedefliyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler için. Bir çalışmanız daha var. Onu da programın son kısmında değerli izleyicilerimize göstermek için marketinize gidelim. Tabii bakalım ki, marketteki ürünler neler var. Dilerseniz Başkan Yardımcımız Necip Bey'e de birkaç sorumuz olsun. Onunla da Önder Çiftçi'nin hedeflerinde başka neler var? Onu da Necip Bey'e soralım müsaadenizle. Tabii ki Ali Bey. Evet değerli izleyenler, programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Çok değerli kooperatif başkanımız İmdat Güngör'den sonra başkan yardımcımız Sayın Necip Aykut'la da Önder Çiftçi'nin hedeflerini konuşmak istedik. Sayın Başkan hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, siz hoş geldiniz. Önder Çiftçi Kooperatifi'nin kuruluşundan beri beraber olan bir isimsiniz. Hedeflerde neler var efendim? Önder Çiftçi olarak daha ne yapılması gerek? Kooperatif olarak daha neler yapmayı planlıyorsunuz? Onları da sizden alalım efendim. Buyurun. Tabii, hoş geldiniz tekrardan. Teşekkür ederiz. Şimdi şöyle, tabii Tekirdağ bölgesinde bizim kooperatifimiz çok iyi durumda gidiyor ama bunu Türkiye çapına yaymamız lazım. Yani daha da Tekirdağ'da kapalı kalırsa bu ülke olarak çok bir işe yaramayacak. Bunu genişletmemiz lazım. Bu kooperatifleri çoğaltmamız lazım. Bununla birlikte sözleşmeli tarımı devam ettirmemiz lazım. Bilinçli bir şekilde. Öbür türlü olursa bu yani küçük bir yerde sıkışıp kalırsa bizim yani amacımıza ulaşamayız. Bunu çok geniş ülkenin uygulanabilir yerlerine uygulamamız lazım. Bunun için de tabii bilgili iyi yöneticiler lazım. Evet, Türkiye'nin her ilinde mutlaka önder çiftçilerimiz var. Onlara ulaşıp üreticiyi bilinçlendirmek, köylüyü bilinçlendirmek çok önemli bir çalışma. Zaten Tarım Akademisi de kurma projemiz herhalde bu çerçevenin dahilinde olsa gerek. Şu anda kaç noktada Türkiye'de Önder Çiftçi'nin derneği var? Yani şöyle,
Tekirdağ ilçeleri dışında Silivri, İstanbul Silivri'de var. Tekirdağ'da 4 tane var. Konya'da bir derneğimiz var. Çok iyi çalışıyor, iyi işler yapıyor arkadaşlar. Öbür bölgedeki derneklerimiz şu an biraz atıl durumda. Urfa'da var, Polat'ta var, Samsun, Bafra'da var ama onlar şu an ne mühendisi var, ne danışmanı var. Yani şu an onlar yani atıl durumda duruyor. Yani bunları daha çoğaltmamız lazım biraz. Peki başka bölgelerden talep geldi bu programı izleyen değerli üreticilerimiz? Geldi bir, buyur. Dediler biz de burada Önder Çiftçi'nin bir neferi olalım. Biz de üreticimizi bilinçlendirelim, bölgemizde faaliyet gösterelim. Onlara da yardımcı oluyor musunuz? Oluyoruz. Şöyle Balıkesir'den gelmişti bir teklif. Çanakkale'den gelmişti. Bir de bu Burgaz'dan için üstünden gelmişti bir teklif. Bayağı bir çalışma, iyi bir aşamaya gelmişti. Tabii Önder Çiftçi dediğin an Önder Çiftçi bulmak çok zor. Yani en az bu burayı bir 30 veya 40 kişilik bir öncü gönüllü grubu lazım. Yani iyi bir yani çiftçilik yapan, ileri görüşlü olan. Çünkü öbür türlü çok çabuk başlamasında bitmesi bir oluyor. Yani bir işte alınıyor arkadaşlar. Bir grup toplanıyor 10 kişi yapalım diyorlar. O bir bakıyorsun bir sene sonra bitmiş. Onun için biz de yani şey olarak oturmuş bir yapı olsun istiyoruz. Hızlı olmasın ve kalıcı olsun. Çünkü bir de Türkiye'de bakarsan bizim yaşımız 60'a geliyor. Bütün gençleri tarıma sokamadık. Yani şu an çiftçilik yapanların bizim bölgemizde, öte bölgelerde öyle 50'nin üzerinde tarımla çiftçilik yapanlar. Yani bunu daha genç nüfusa indirgememiz lazım. Herkes üniversite okuyor, herkes şey yapıyor ama kimse çiftçiliğe girmek istemiyor. Bilinçli bir çiftçilik yaparsak, tarımı iyi yaparsak, o genç nüfus buradan iyi bir gelir elde ederse inanıyorum ki genç nüfus da çiftçiliğe girecektir. Başka türlü yani bu 50 yaş üzeri, 60 yaş üzerinde biraz zor olur bu Önder Çiftçi işi. Ya bunun sebebi gelir probleminden mi kaynaklı? Gençlerin tarımdan uzaklaşmasının sebebi sizce? Tabii yani büyük çiftçi yoksa yani binlerce dekar işlemiyorsa küçük çiftçiye bakmıyor, yetmiyor. Yani bu gelir otomatikman genç nüfusta şehirlere kayıyor. Başka yerlerde iş arıyor şey olarak. Bir de tabii üniversitelerimiz sağ olsun herkes üniversite mezunu oldu. Ama sadece üniversite mezunu oldu. Bunu bizim daha önceki projemizde vardı. Bu doktorların gibi, hemşirelerin gibi. Yani bunu uygulamalı, bilhassa ziraat fakültelerinin uygulamalı şeye geçmesi lazım. Programa geçmesi lazım. Başka türlü çok işe yaramıyor. Çok uğraşıyoruz biz aldığımız yeni genç arkadaşları. En az bir sene, iki sene ziraat mühendisi yapmak için uğraşıyoruz. Ondan sonra ziraat mühendisi oluyor. Bu da çok geç kalınıyor. Yani bu ziraat fakültelerinin uygulamalı programa geçmesi lazım bir an önce Türkiye'de. Evet, mutlaka mezun olmadan bir hasatı yaşamaları evet. Lazım. Belki de yaz dönemlerinde de üniversitelerin devam etme zorunluluğu var. Çünkü Haziran'da evet. Okul kapanıyor finallerin akabinde. Ama bakıyorsunuz öğrenci daha buğdayın hasatını görmeden mezun oluyor. Aynen. Bu da önemli bir problem. Evet Necip Bey, sizler de tarımla uğraşıyorsunuz. İmdat Başkanım da. Sizin kooperatifinde önemli bir özelliği de var. Bazı kooperatifler sadece hayvancılık üzerine, bazı kooperatifler sadece bitkisel üzerine ama sizde her ikisi de var. Başkanımız işte acıbakla yem, hayvan yemi için evet. geliştirildiğini anlattı projede. Efendim diğer tohumluklara bakıyorsunuz, kanolaya bakıyorsunuz, yağ üzerine. Yani sizde biraz yelpaze geniş. Bu size bir artı kazandırıyor mu efendim? Tabii artı kazandırıyor. Çünkü hava şartları her yıl değişiyor. Bizim bölgemizde de kış gerilere gitti. Yılbaşlarına, Ocak ayına doğru kaydı. Onun için öyle ürünler ekmemiz lazım ki buna uygun olsun. Çünkü çok bölgesel olarak çok sıkıntılar yaşıyoruz biz de. Bazı bölgede çok verimler yüksek oluyor. Bazı bölgede çok düşük oluyor. Onun için bunun çok iyi araştırılması lazım. İşte başkanımın dediği gibi bir kuraklık ve soğukluk merkezi kurulacak. İnşallah kuracağız. Onunla ilgili bu ekilecek tohumlarla ilgili hangi bölgede hangi tohumları
önerebileceğiz danışma arkadaşlarla. Onun için hep alternatif, çünkü genişliyor. Hava şartları çok genişliyor. Biz de ona ayak uydurmamız lazım. Uyduramazsak, çünkü bizim bölgemizde sulama çok az. Suyla büyük sıkıntımız var. Yani sulama yapamıyoruz. Kuru tarım yapıyoruz. Kanola ekiyoruz. Eylül ayında yağmur yağmazsa, geç yağmurlar gelirse, yılbaşında don geldiğine kanalımız ölüyor. Onun için onunla ilgili ürün yelpazesi de bizde de usul usul genişliyor. Evet Necip Bey, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz efendim. Dilerseniz İmdat Başkanım'la da beraber geçelim. Önder Çiftçi Kooperatifi Market'te neler var? Değerli izleyicilerimize de şöyle bir gösterelim. Bu üretimler kimlere ait? Programın finalinde de yine beraber olalım efendim. Evet değerli izleyenler, Önder Çiftçi Kooperatifi'nin açılış vesilesiyle yapmış olduğumuz program. Bu vesileyle de sizlere Önder Çiftçi'nin dününü bugününü anlatmaya çalıştığımız programda, programımızın finalinde değerli kooperatifimizin bir hizmeti olan Önder Çiftçi Kooperatif Market'te neler var? Programın finalinde sizlerle beraber olacağız efendim. Evet değerli izleyenler, programımızın son bölümündeyiz efendim. Çok değerli başkanımız İmdat Güngör ile Önder Çiftçi Kooperatifi Marketi'nde programımızı nihayete erdirelim istedik ve markete geldik. Bakalım başkanım marketi ne zaman açmış, marketle ilgili çalışmalarını kendinden dinleyelim. Başkanım hayırlı olsun marketiniz. Teşekkür ederim Adil Bey, sağ olun. Marketimizi 24 Kasım 2020'de açtık. Açma nedenlerimiz, daha önce de bahsetmiştim. Biz Önder Çiftçi olarak gerçekten artık bilinçli üretim yapan, işte kimyasal kalıntısı bulunmayan ürünler üretiyorduk. Bu yönde hani gönül rahatlığıyla satıyorduk ama biz istedik ki Tekirdağ halkına kendi ürettiğimiz ürünleri, işte köyümüzde üyemiz, ortağımız, çiftçimizin ürettiği bilinçli ürünleri, sağlıklı ürünleri Tekirdağ tüketicisine sunmaktı. O amaçla hedeflerimizden biri olan marketimizi de 24 Kasım'da açtık. İnşallah burada marketimizi büyüterek, belki çok büyük marketler zinciri olamayız ama birkaç yerde açmayı hedefliyoruz. Hem de köyde köy kadınlarımızın hani kendi başlarına, şahıslarına yapacak oldukları ürünleri yine Ziraat Mühendisliği ve Gıda Mühendisliği kontrolü altında bir tane de kadın kooperatifi kurarak bu kooperatifle üretip yerli ve sağlıklı ürünleri altımıza sunmayı hedefliyoruz. Bir marka adı altında, bir etiket altında. Tabii ki bir altında. Marka adı altında. İşte Sarı Çiçek kooperatifimizin şirketi olan isim. Bunu da Sarı Çiçek olarak şey yapmamızın nedeni, dediğim gibi kanola bizim ana bitkimizdi. Kanoladan esinlenerek şirketimizin adını da Sarı Çiçek koyduk. Sarı Çiçek markası adı altında, işte Önder Çiftçi Kooperatif Market altında, Kadın Kooperatif markası adı altında bu tür ürünleri çoğaltarak hem halkımıza sağlıklı ürün üretmek hem de kırsaldaki, köydeki kadınlarımız olsun, ortaklarımız, üyelerimiz olsun biraz daha refah seviyesini yükseltmek için
İnşallah marketlerinde daha çoğaltmayı hedefliyoruz. Hem de tüketiciden sağlıklı ürün alması konusunda onlara yardımcı olmuş oluyorsunuz. Direkt üretici üretiyor, buraya tezgaha gelip konuluyor. Tabii ki. Hem üretici üretiyor hem de ziraat ve gıda mühendisleri kontrolünde üretildiği için hani herhangi bir sağlık açısından hiçbir mahsur olmayan ürünlerimiz. Çok rahatlıkla tüketilebilecek ürünler. Maşallahınız var başkanım. Önder çiftçi olarak Trakya'da başlayan serüveniniz inşallah Anadolu'ya da dalga dalga yayılır. Türkiye'nin bütün önder çiftçileri sizlerin çalışmalarını örnek alır. Kooperatifleşmenin önemi sizlerin çalışmalarıyla daha net bir şekilde gözüküyor. Sizleri kutluyoruz. Bizleri de teşekkür ederiz abi. Misafir ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Kolay gelsin efendim. Sağ olun, teşekkürler. Bizler de sizlere teşekkür ederiz. Kurumunuza verdiğiniz değeri tüm ülkemize örnek olması açısından yaptığınız yayınları her zaman takdirle karşılıyoruz. Camiam adına Köy TV'ye başta Adil Bey'e çok teşekkürler. Çok sağ olun. Arkadaşlarıma selamlarımı ileteyim. Çok sağ olun efendim. Aleykümselam. Çok sizler de selam söyleyin. Evet değerli izleyenler, programımızın sonuna geldik. Tekirdağ'daydık. Önder Çiftçi Kooperatifi'nin misafiriydik. Hem yeni bina açılışlarına konuk olduk hem de açmış oldukları marketi ziyaret ederek buradaki çalışmaları sizlere aktarmaya çalıştık. Çok değerli başkanım İmdat Güngör'e de çok teşekkür ediyoruz. Değerli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Efendim yine bir programın sonuna geldik. Ben Adil Göksel ve tüm ekip arkadaşlarım, yayında yapım demeye geçen arkadaşlarım adına iyi günler diliyoruz. Bir başka yerde, bir başka programda sizlerle beraber oluncaya kadar iyi günler diliyoruz. Hoşça kalınız efendim.